Profesör Mester'ın ücretsiz Comptia Network Plus sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Ben James Mester. Bu modülde A gözetimi hakkında konuşacağız. N10-004 sınavında bölüm 4.4'ten neden A gözetimi yapacağınızı ve genelde ağlara ulaştığınız zaman performans ve bağlanabilirlik sorunlarını nasıl tanımlayacağınız üzerine tartışacağız. Paket analiz araçları bağlanabilirlik yazılımı ile devam edeceğiz. Günlüklerin kullanımı ve çok büyük bir ortamda, özellikle çok fazla farklı teknolojilerin bulunduğu yerde, günlükleri nasıl kullanabileceğiniz üzerinde duracağız. Şimdi ağ üzerinde çalışmak üzere ihtiyacımız olan bağlanabilirliğe sahip olduğumuzdan nasıl emin olacağımızla başlayalım. Bağlanabilirliği doğrulamak için en çok bilinen program Pink'tir. Muhtemelen bunu daha önce yaptınız. Pink programı sonarın gönderildiği yerde sonar darbelerinden sonra bu ismi almıştır ve Aygıt'tan bir geri dönüş alırsanız, o zaman Aygıt'ın burada olduğunu bilirsiniz. Ve bu tam anlamıyla bu şekilde çalışmaktadır. Bu kısaca ICMP olarak adlandırılan İnternet Kontrol Mesaj Protokolünü kullanmaktadır. Siz bir Aygıt'a ICMP paketi gönderiyorsunuz. Aygıt'ın açık olmasını, A üzerinde bulunmasını ve doğru IP adresine sahip olmasını bekliyorsunuz. Ve bu bir ICMP yanıtını geri gönderir. Çok basit. Ancak bu IP adresine ulaşabileceğinizi bildiğinizden emin olmak amacıyla oldukça kullanışlı bir başka kullanışlı şey de tracerout'tur. Eğer sizin ve diğer bir aygıtın arasında birçok router'ın bulunduğu bir ortamda bulunuyorsanız, trace router programı router'ların tam olarak sizin güzergahınızı aldığını söyleyecektir. Bu A ve B noktaları arasında devam eder. Aynı ICMP protokolünü kullanır ve zamanınızın tükendiğini söyleyen bir ICMP mesaj bildirimini kullanır. Bu yüzden bu kısaca TTL yani yaşam süresi olarak ifade edilen IP paketinde bir beceriyi kullanmaktadır. Yaşam süresinin tükendiği gibi biz sadece ağ boyunca ne kadar uzağa gidebileceğimizi görmek için buna bir tane ekliyoruz. Ve her seferinde bu sona eriyor. Biz aşılan yaşam süresini geri alıyoruz. Buna bir tane daha ekliyoruz ve bir sonraki durağa kadar ne kadar gidebildiğini görüyoruz. Bu yüzden oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Ancak size verdiği bilgi gerçekten iyi. Burada bir trace route çıkışı var. Kendi makinamdan Google'a girdim ve bu bir Google için bir ad çözünürlüğü yaptı. Bu www.google.com olarak bulundu. 74 125 67 99'a dönüştü. Şimdi buradaki ilk güzergah benim router'ımdan geçiyor. Bu aşılan ICMP zamanlarına yanıt vermiyor. Ancak router'ıma geldiği zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diğer router'a bağlanıyor. Öyleyse 15 router benimle Google arasında mı? Kim bilir. Ama traceroute router'ın aldığı yoldaki her adımı bize gösteriyor. Burada ilginç olan ayrıca yanıt sürelerini almamızdır. Geri yanıt almak için ne kadar sürdü? Ve biz bir yanıt, iki yanıt alıyoruz o router için üçüncü kez deniyor. Öyleyse sizin ve diğer taraf arasındaki trafiğin ne kadar çabuk ilerlediği hakkında genel bir fikre sahip olabilirsiniz. Ve dikkat edin ben burada benim routeruma gittim. 2, 3, 4, 5. 5 router şimdi Thales'te. Alabama'ya atladım. Dallas'a gittim. Atlanta'ya geri döndüm. Ve son olarak Google'ın olduğu yere, Atlanta bölgesinde bir yere gittim. Tüm bu yerlere Google için gittik. Bir trace route yapmadan asla bilemeyecektiniz. Ama tüm bu bilgiye bir göz atın. Eğer bir router yol boyunca kötü gidiyorsa ve buradaki gibi paketleri düşürmeye başlıyorsa tedarikçinizi aramak ve şunu söylemek isteyebilirsiniz. Google ile iletişimde bir problem yaşıyorum. Bunların yanı süreleri çok hızlı ya da ben paketleri kaybediyorum. Ve bu router da paketleri kaybetmeye başlıyorum. Şimdi o routera gidebilirim ve bir sonraki adımın ne olduğunu görebilir ve bağlantımda sorun gidermeye başlayabilirim. Diyelim ki ağ boyunca geçen paketleri izlemek istediniz. Bunu yapmak için en yaygın olarak kullanılan yöntem Wireshark olarak adlandırılan bir programı kullanmaktır. Bunu wireshark.org adresinde bulabilirsiniz. Bu bir paket analiz aygıtı ve paket analiz yazılımıdır. Bunu herhangi bir bilgisayarda yükleyebilirsiniz. Ve şimdi ağ boyunca bilgisayarınızdan gelen ve giden trafiği görebilirsiniz. Örneğin Google'a gittiğimde makinemde gösterilen tüm bu paketleri alıyorum. Öyleyse burada çok fazla ileri ve geri gidiş var. A boyunca giden paketleri izleyerek inanılmaz derecede çok şey öğrenebilirsiniz. Bunlar en sonunda size ihtiyacınız olan her şeyi söyleyecektir. Bağlantıdan bahsedecekler. Birisi düzgün şekilde kimlik doğrulamasına sahip olduğunda size söyler. Bu aygıtlara gittiğinizde yanıt sürelerini görebilirsiniz. Uygulamanın kendi içerisinde ne olduğunu görebilirsiniz. Birileriyle iletişim halindeki iki aygıt ile A üzerinde bir çakışma var mı? Burada botnet'ler bulunuyor mu? Öyleyse güvenlik açısından burada çok fazla bilgi bulunuyor. Birçok ayrıntıyı almak, paketlerin içerisinde ne olduğunun anlaşılması ve bunu nasıl kullanmanız gerektiği konusunda iyi bir alıştırmadır. Ama bir bilgisayardan, bir aygıttan, bir router'dan bir switch'ten neler olup bittiğini tam olarak anlamanız gereken bir senaryodaysanız, paket seviyesi analizleri neler olduğunu görmeniz için en mükemmel yoldur. Bir uygulamayı açmadan önce büyük ortamlarda bu uygulama için çok fazla test yapma lüksüne sahip olacaksınız. Bunun yaptığı şeylerden birisi de yük testidir. Bu router'ın ne kadar kullanılabildiğini görmek istedikleri, server'ın ne kadar kullanılabildiğini görmek istedikleri yerde bu uygulamanın kendisini yüzlerce kullanıcı ile başlattığınızda yerel ağınızda geniş alan ağınızda beklediğiniz yanıt süresi tipinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Öyleyse yük testi ile birçok şeyin analizini yapmaya başlayacaksınız. Yük testi olarak ifade edilen çok geniş bir test etme bölümü var ve birçok farklı şeyi yapabilirsiniz. O halde switchleri veya iş istasyonlarını veya veri tabanlarını veya sadece yazılı olabilen kodu test etmek hiç fark etmez. Örneğin tam yanıt sürelerinin ve ortalama yanıt sürelerinin ne kadar olduğunu belirlemek için mükemmel bir yoldur. Veya A'daki üretilen iş belirlenebilir. Eğer bu uygulamayı bir van, geniş alan ağına yerleştirmek istiyorsanız, 10 kişi için yükü kullanabilecek yeterli bant genişliğine sahip misiniz? 50 kişi için ya da 100 kişi için. Ve belki de ağınızda bunun başarılı bir şekilde çalışabilmesi için tam olarak neler yapmanız gerektiğini anlamanız açısından bazı yük testleri yapabilirsiniz. Probleme geri dönmeye çalıştığınızda ve geçen zaman boyunca neler olduğunu anlamaya çalıştığınızda ve router'ın içerisinde, bir switch'in içerisinde, bir server'ın içerisinde neler olduğu ile ilgili olarak günlüklere bakmak istersiniz. Ne yazık ki ağınızdaki neredeyse her aygıt bir günlüğe sahiptir. Bu yüzden router'lar, switch'ler, firewall'lar, server'lar ve daha birçok aygıt o aygıtta oluşan şeylerin bir listesini tutacaktır. Bazen günlükler gereğinden fazla ayrıntılı olabilir. Bazen bunlar oldukça kapsamlı veya genel olabilir. Burada Profesör Master web sitesinin ön yüklemesi kaydı var. Öyleyse o makinenin içerisinde ne olduğuna dair bilgiyi görmeye başlayabilirsiniz. Ve bunun ne zaman ön yüklediğini, hangi işlemlerden geçtiğini anlayabilirsiniz. Şimdi burada bununla ilgili bir problem var. Tüm bu farklı aygıtlarda günlüklere sahipseniz ve yüzlerce router'ınız olabileceği, yüzlerce server'ınız olabileceğini düşünürsek, bir insanın tüm bu aygıtlardan her birisinin içerisine gidip kovaladıkları bir şey için kayıtlara göz atması mümkün değildir. Öyleyse yapabileceğiniz şey bu günlükleri bir araya getirmektir. İyi ki bu günlükleri almak ve bunları birleştirilmiş syslog havuzuna iletmek için standartlaştırılmış bir protokol bulunuyor ve bu syslog standardı gerçekten yardımcı oluyor. O halde şimdi ağımda tek bir veri tabanına koyabilirim ve tüm routerlarıma günlüğünü şu veri tabanına gönder diyebilirim. Tüm serverlarım bu veri tabanına gönderilir. Tüm firewalllarım bu veri tabanına gönderilir. Ve daha sonra veri tabanında sorgulama yapabilirim. Örneğin bana sabah 2 ve 3 saatleri arasında olan her şeyi göster. Ve bunu her aygıt için göster. İçerisinde Profesör Master olan kelimelerin bulunduğu her günlük kaydını göster. Ve benim A'da giriş yaptığım ve çıkış yaptığım her zamanı görebilirsiniz. Bu en küçük ortamlarda dahi son derece kullanışlıdır. 10, 20 ve 30 farklı aygıt ile başladığımız yerde bu günlükleri bir araya getirerek zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ve daha sonra sorun gidermeyi başlatmak için tek bir yere göz atmanız yeterli olacaktır. Şimdi A gözetimimizde neler yaptığımızı hatırlayalım. İlk sorumuz hangi network yardımcı programı uzak aygıtların kullanılabilirliğini doğrular? Görmek istediğimiz şey orada mısın veya orada değil misin? Ve bunun için kullanılan A yardımcı programı bir ping'tir. Bir diğer sorumuz bir kullanıcı yavaş yanı süresi ile ilgili problem yaşıyor. Bunların rastgele bir şekilde bağlantısı kopuyor. Bu bir problem. O halde hangi gözetim aracı bu özel durumda sorun giderme amacıyla bize gerçekten yardımcı olacaktır. Hatırlayacak olursak bir Wireshark.org sitesinden Wireshark'ı yüklemiştik. Ve bu bir paket analiz edicidir. Ve son sorumuz günlük bilgisini paylaşmak için standartlaştırılmış format nedir? Bir önceki slayttan hatırlayacağınız gibi bu syslog'dur. Bu N10-004 sınavı bölüm 4.4 için temel şeyleri kapsıyor. Bağlanabilirlik, paket analiz edici, yük testi, tip, işlevsellik gibi konuları öğrendik. Öyleyse şimdi ağımızı gözlemlemeye ve sorun gidermeye başlayabiliriz. Eğer daha fazla Network Plus videosu izlemek, bana e-mail göndermek, mesaj panomuza katılmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com